Dizilerde, filmlerde gördüğümüz o zenginliğin nasıl elde edildiği neden hiçbir zaman hikayenin ana konusu olacak kadar ilgi çekmiyor da daha çok o gücü, o zenginliği elde etmek için sürdürülen entrika savaşları seyirci karşısına çıkarılıyor. Emek ve mağduriyet kavramları edebiyatta neden sürekli birlikte işleniyor? Ne dersiniz, bu olayı münferit olarak mı değerlendirmek gerekiyor, bireylerle mi sürekli ilişkilendirmek gerekiyor, yoksa bankerler döneminden, saadet zincirleri döneminden, kolay para kazanmaya yönelik başka hadiselerden yola çıkarak daha büyük bir resim çizmek mi gerekiyor? Tarihin hiçbir döneminde tek bir kişiye, kişilere bağlı olarak tarih değişmemiş, topluca değişmiş. Sizin de hani programı açarken söylediğiniz şey çok kıymetliydi. Yani dizilere baktık, sinemaya baktık. Nereye bakarız? Bir toplumu anlamanın yolu o dizilere, belki de futbola bakmaktır. Hani bir bakıma toplumun hepsinin ilgilendiği alanlara bakmaktır. Benim durduğum yerden sinema ve futbol dünyayı değiştirmez. Ama dünyanın nasıl değiştiğini, ileride nasıl olabileceğini bize anlatabilir. Yıl 1986, 1986 Dünya Kupası, yer Meksika City, neydi? Azteca City. İngiltere-Arjantin maçı. Arjantin grup lideri olarak çıkmış, Uruguay'ı elemiş, sonra İngiltere'nin karşısına çıkmış. İngiltere de grup ikincisi olarak çıkmış, ilginç bir gruptur o. Fas, İngiltere, Portekiz, Polonya vardır o grupta. Fas hiçbir iddiası olmayan bir takım. İlk kez Meksika'da bir Afrika ülkesinden bir takım, bir ülke grubu lider olarak bitirmiştir. Meksika zaten Dünya Kupası, Meksika Dünya Kupası ne kadar farklı olabileceğini zaten orada göstermiş. Sonra İngiltere, Arjantin karşı karşıya geliyor. Hakemler, yan hakem Bulgar Bogdan Doçe, orta hakem Tunuslu Ali Bin Nasır, BBC'ye göre Ali Bin Nasır, TRT spikerine göre Ali Ben Nacur, artık nasıl yorumlarsak, hala bilmiyorum orta hakemin adının tam adını, ön adı Ali ama. Ve orada Maradona iki gol atar. Birinci gol, defans oyuncusu Steve Hogg ters bir vuruş yapar, top havalanır. Maradona eliyle golü içeri atar. Kalede de çok önemli biri var, Peter Shilton. İkinci gol, buna Tanrı'nın eli derler. Çünkü Maradona maçtan sonra öyle şey yapar. Stat yıkılır, statta 115 bin kişi var. Dünya da yıkılır. Çünkü herkes çok sevinir buna. Arjantin İngiltere'ye gol atmıştır. İkinci gol de Maradona 6 tane bilek hareketiyle çalımlar atar, 7 kişiyi geride bırakır ve gerçekten müthiş bir gol atar. O da 100 yılın golüdür. Bu maçın ne önemi var? Sanıyorum tarihin değiştiğinin ve değişeceğinin en önemli gösterenlerinin olduğu bir maçtır. Maradona'nın o maçta giydiği forma tuhaf belki ama 7 milyon hatta 7.1 milyon sterline satılır. Şimdi burada ne bekleriz? Burada deriz ki ya bir adam eliyle gol atmışsa seyircinin kınamasını bekleriz. Bunun tarihi nedenleri var. Kınamazlar, kahraman ilan ederler. Gerçekten de kahramandır Maradona. Çünkü 1982'de Leopoldo Galtieri, Arjantin'in başbakanı, ülkede işler sıkıntıya girince savaş çıkarır. Atlantik Okyanusu'nda İngiltere'ye binlerce kilometre ya da işte yüzlerce kilometre uzaklıktaki Falkland adalarını işgal eder. Ama çok sert bir karşılık alır İngiltere'den. 127 gemiyle gelirler ve Arjantin'i çok sert bir şekilde mağlup ederler ve geri alırlar. Aslında insanın aklına geliyor, ya burada bir hile var. İngiltere'nin o kadar uzakta ne işi var? Arjantin'e daha yakın orası. Yani bir bakıma ne işte dünyadaki örgütler filan da bu. Kurallara uygundur çünkü İngiltere'nin orayı geri alması. Ya da gözden kaçmıştır İngiltere'nin eliyle gol atması. Ama Arjantin'de eliyle gol atınca dünya halkları başka bir şeyle karşılaşır. Çarpıcı bir şeydir.
1983'te de o savaş kazanıldıktan sonra da Margaret Thatcher ezici bir çoğunlukla İngiltere'nin başkanı olur. Dünya değişiyordu. Aynı dönemde belki de Türkiye'nin iyi ya da kötü anlamda nasıl okursanız geleceği gören en önemli liderlerinden biri başbakanı da şöyle der. Benim memurum işini bilir der. İlginç bir şey oluyordur dünyada. 25 Aralık 1991'de Gorbaçov istifa etmek zorunda kalır. 26 Aralık 1991'de de Sovyetler Sosyalist Cumhuriyetler Birliği dağılır. Sanki bir şey değişiyordur dünyada. Değişen nedir? Eğer arzuladığınız şeyi yasadan gizleyebilirseniz kahraman da olabilirsiniz demektir. Yasadan gizlediğiniz zaman, başarıya ulaştığınız zaman kimse Maradona'yı suçlamamıştı. Zaten Ali bin Nasır da yıllar sonra şöyle diyecekti. O golü Maradona'nın atmasına yardım ettiğim için çok mutluyum ve onur duyuyorum demişti bundan. Tuhaf bir şeydi. Oysa bu olay 17. yüzyılda Avrupa'da olsaydı ya da Osmanlı İmparatorluğu'nda olsaydı o eli keserlerdi. Çünkü toplumları idare etmenin, onları kontrol etmenin yolu arzuyu kontrol etmekten geçer. Arzuyu kontrol etme yöntemleri de beden politikalarıdır. Beden politikaları arzunun kontrol edilmesine dayanır. Ama mesela bu olay 1930'ların Türkiye'sinde geçseydi ya da 1940'ların Avrupa'sında geçseydi ayıp değil mi bu yaptığın derlerdi, utandırırlardı ve belki de bir daha milli takımı almazlardı. Tanrı'nın eli de ilginç. Çünkü eğer işe Tanrı karışmazsa o golü legalize edemezsin. Zaten Maradona'nın ülkesindeki adı da Dios'tur, Tanrı'dır. Çünkü yasaya da bir taraftan uydurmanız gerekiyor. O zaman daha sonra toplumlar ne yapmıştır? Çünkü neden 1930'ların Türkiye'sinde ayıplarlardı? Çünkü 1930'ların Türkiye'si disiplin toplumuydu, eğitime dayalıydı. Eğitimle insanlar kontrol ediliyordu. Haluk Bey, bu söylediğiniz etik mi, bilimsel mi? İlhan Hanım, bu nedir yani, bu yaptığınız psikolojide var mı filan gibi kontrol edilirdi. O arzunuzu sınırlardı devlet. Daha sonra bu maçta ilginç bir şey oldu. Bu maçta ne oldu çünkü? Bu maçta şu vardı. Biz ne bilirdik 1980'lerde? En çok tanıdığımız şeyler gözetimdi. Çünkü önce ceza toplumları, sonra disiplin toplumları, yani eğitime dayalı toplumlar, sonra kontrol toplumları geldi. Bütün gazeteciler, bütün sosyal bilimciler bilir ki bizim en çok tanıdığımız örgütler KGB, CIA, Mossad'dı. Yani siz ne yaparsanız yapın biz görürüz demekti bu. Oysa görememişlerdi Maradona'nın elini. Zaten ondan sonra futbol da değişti. Dördüncü hakem koydular. Hatta biliyorsunuz günümüzde bir de video hakem koydular. Gözetim toplumları. Futbol biraz geriden geliyor ama İngilizler, Avrupalılar durumu fark ettiler. Bu çok işe yaramıyor dediler. Yeni bir kontrol mekanizması geliştirmemiz lazım. Çünkü arzu Sovyetler Birliği'ni yıktı. Diğerlerini yıktı. Başka bir şey geliştirdiler. O da neydi? Mutlak özgürlük. Yani suçluluk duygusunu kışkırtacak bir şey yapmak. Az gelişmiş ülkeler eski yöntemleri, Mossad'ın, KGB'nin, CIA'nin yöntemlerini devam ettirdiler. Ne yaptılar? Bütün sokaklarımıza mobese kamerası koydular. Bunu kim devam ettirdi? Twitter, Facebook falan filan, sosyal medya, şuradan buradan her yerden bizi takip etmeye başladılar. Ama geçmişti. Hala Avrupalılar uyutmuşlardı ve bir adım öne geçmişlerdi. İki hafta önce ne oldu biliyor musunuz? İki hafta önce Ronaldo El Nasr Persepolis maçında, yani Asya Kupası'nda Suudi Arabistan'la İran'ın karşılaştığı maçta penaltı o verdi hakem. Çünkü Ronaldo düşüyorsa penaltıdır. Tanrı çünkü adam. Futbolun tanrısı. Ama ne yaptı Ronaldo? Gidip hakeme dedi ki hayır dedi. Penaltı değil dedi. Beni düşürmediler dedi. Ben kendim düştüm dedi. Şimdi bu böyle olduğu için mi büyük futbolcu oldu? Hayır. Büyük futbolcu olduğu için artık onun önüne geçebilecek hiçbir yasa olmadığı için utanç duydu. Kendi yasasını koydu. Ve gitti.
Yani böyle büyük olmadı. Büyük olduğu için itiraf etti belki de. Peki Şimdi ben... biz neyle karşı karşıyayız? Şununla karşı karşıyayız. Özür dilerim, size bir şey soracağım. Ya buyurun buyurun, lütfen bitirdiğinizi zannettim. Buyurun. Neyle karşı karşıyayız? Artık daha önceki yönetim biçimlerinden farklı bir yönetim biçimiyle karşı karşıyayız. Bu bir devletin yapabileceği bir şey değil. Bir ekonomik sistemden bahsediyoruz. 1986'da bunu sinema ve futbol bize gösterdi. Nasıl gösterdi? Şöyle gösterdi. Dedi ki, mutlak özgürlük. İstediğiniz her şeye ulaşabilirsiniz. Yakalanmadığınız sürece. Küçük bir O soru. zaman ne oldu? Ah, herkes kendi versiyonunu yaratabilir demektir. Herkes kendi kendini oluşturabilir demektir. Herkes kendinden yeni bir kendisi yaratabilir demektir. Oysa bu mümkün değil. Sizin özgürlüğünüz benim özgürlüğümle. Sizin çenenizin uzunluğu benim çenemin uzunluğuyla sınırlıdır. İnsan mutlak özgürlüğü ister, evet. En iyiyi ister, evet. Ama her istediğimize ulaşamayız. Birlikte yaşamak için yasalara ihtiyaç var. Yasalar olmadığında ne olur? Suçluluk duygusu gelir. İstediklerine Maradona'nın eli gibi gizliden, hakeme çaktırmadan gol atanlar ulaştığında kahraman ilan ediyoruz. Ama yakalanırsa da suçlu ilan edip onları linç ediyoruz. Şimdi ne bileyim 2005 yılında 1 dolar karşılığında filan dijital paradan alıp şu anda 15 milyon dolarınız varsa yasalara uygun. Maradona'nın golüne çok benziyor. Ama başka yollardan, yasanın yakalayabileceği yollardan 15 milyon dolara ulaşırsanız mahvederiz. Ne yaptı? Bu sistem neye yol açtı? Hakikaten şu anda dünya tarihinin en incelmiş kontrol mekanizmasını ortaya çıkardı. Ne takip ediyorlar, ne cezalandırıyorlar, ne de eğitim veriyorlar. Disiplin toplumu da değil yani. Senin kendi içindeki düşman sana yeter dedi. Burada bir virgül koymanızı rica edeceğim. Başarıya ulaşamayınca depresyona giriyoruz. Dikkat eksikliği, hiperaktivite bozukluğu geliştiriyoruz. İşte elimiz ayağımız birbirine dolaşıyor. O zaman diyoruz ki Hilal Hanım'a gidin, Agah Bey'e gidin. Biz ne yapacağız? Biz sadece durumu anlamasını sağlayabiliriz kişinin. Evet, önemli bir işler bu. Psikiyatristler, psikologlar, psikoterapistler önemli bir iş görüyor. Ama konu bununla ilgili değil. Konu, mevzu başka bir yerde düğümleniyor. Pardon. Burada bir virgül koymanızı isteyeceğim. Çok küçük bir soru cevap yapacağım. Ondan sonra Hilal Hanım'a sözü vereceğim. Arjantin, son Dünya Kupası'nı da alan Arjantin'de Messi, VAR sistemi olmasaydı ve Messi de başka bir tanrının eliyle golü atsaydı sizce yine aynı şey olacak mıydı? Aynı şey olacağını kendi ülkemizden görebilir. Türkiye'de reyting rekorları kıran programlar ne Habertürk, ne NTV, ne CNN Türk isim verelim, ne TRT1. Kim kırıyor? TRT Spor kırıyor. Kim kırıyor? Aha Spor kırıyor. Kim kırıyor? Bilmem Spor Radyosu kırıyor. Neden? Çünkü futbol iyi bir eğretilemedir. Nasıl bir eğretilemedir? Sürekli hakemleri tartışıyorlar. Kimsenin aklına ya bu yalandan düşen futbolcuyu biz niye ayıplamıyoruz demek geldi. Çünkü biz artık gözetim toplumu da değiliz. Disiplin toplumu hiç değiliz. Kontrol toplumu da değiliz. Ceza toplumu da değiliz. Biz yakalanırsan cezalandırıyoruz. Herkes istediği kadar istediğine ulaşabilir, becerebilir. 80'lere, 90'lara ya da günümüzün sistem dinamiklerine şey yaptığınız zaman, getirdiğiniz zaman, böyle açıkladığınız zaman aklıma bir takım şeyler geliyor. Örneğin işte belki 200 yıl, belki çok daha öncesinden, günümüzde de hala kalıntılarını görebileceğimiz işte sözde gelişmiş toplumların uyguladığı sömürge düzenleri. Yani başka topluluklar, başka coğrafyalar üzerinden bu da bir şekilde kazanç sağlama yöntemi ve bu şeyin Maradona'nın elle attığı golden ya da düzenin buraya evrilmesinden çok daha öncesine dayanıyor. Ya da konuyu bu şekilde açıkladığımız zaman, yani konuyu, yani sistem bir noktada değişti dediğimiz zaman sizden ardıcıl bir soru olarak şunun cevabını isteyeceğim. Çünkü bu biraz şeyi de sorunu da belirsiz bir yere vekalet sorunun kaynağını da belirsiz bir yere vekalet etmek gibi geldi benim
kulağıma. Yani siz şey deseydiniz, yani tabiatımızda, doğamızda açıklasaydınız belki ben bunu söylemezdim. Ama bir sistem, bir dönüşüm, bir değişimle anlattığınız zaman o zaman aklıma bu soru geliyor. Dolayısıyla biz bunu eğer 80'lerden, 90'lardan yakın zamandan alıyorsak ilk kurşunu kim nasıl attı? Çok daha öncesi yok mu? Örnek veriyorum, hani sosyal psikoloji dediğimizde biz aslında Hitler dönemini bile düşünmüyor muyuz, ele almıyor muyuz? Agah Bey, bunu size de yöneltmiş olayım. İstanbul trafiğinde araya kaynama yapan aracın sürücüsü mü daha psikolojik olarak sağlıklıdır? Yoksa herkesin önüne kaynama yapmasına izin veren sürücü mü daha sağlıklıdır? Gerçekten emin değilim. Agah Bey? Maradona anlattığı golü, ben futbolu seviyorum, ben futbolla gittim. Maradona anlattığı golü Metin Oktay ya da Lefter ya da 1970'lerde Pele atsaydı muhtemelen utanırlardı ya da itiraz ederlerdi. Ya da halk bunu ciddi almazdı. Evet, kupayı biz aldık ama biz elimizde attık derdi. Çünkü disiplin toplumda bitti onlar. Ama yine de benim için bunlar arasındaki en önemli futbolcu Maradona'dır, kahramanımdır. O şunu dedi: madem hileli bir düzen kurdunuz, siz sömürgeciliğe atıf yaptınız ve onu da Birleşmiş Milletler üzerinden legalize ettiniz, al sana hile dedi. 4 yıl sonra Falkland Savaşı'nın bir bakıma intikamıydı o. Eğer siz böyle bir şey öneriyorsanız, hadi görelim, ay mı yaman, bey mi yaman. Ondan sonra taktik değişikliği geldi zaten dünyada. Yani burada insanı tertemiz, bir de bir temizler var, bir de kirliler var falan gibi böyle bir şey yok. Bir şey yok tabii. İnsana dair her şey Terentius, bize, bende de vardı. Freud, kişiler arasında, kişilikler arasındaki fark nitel değildir, niceldir diyor. Yani o trafikte, o sabah herkes işe önce gitmek istiyor. Önceki, diğerlerinden daha erken gitmek istiyor hatta. Yine futbolda örnek verelim. Hani kaybedeni olan bir takımı, oyunun kazananı olmak istemiyorum diyen bir takım gördünüz mü? Yakaladığında 26 tane. Geçen gün Fransa küçücük ülkeye 12 gol attı ya. İnsan utanır yani. Bari gençlerle çıkıyor. Yakaladığımızda acımasız oluyoruz. Ama yasa dahilindeyse kabul ediyoruz. Uydurulmuş yasalar var ve o yasalar çerçevesindeyse işte normalle anormal, sapkınla normal arasındaki fark bu düzey. Yasaya uymakla uymamak arasında. Orada yani diğerleri hızlı gitmek istiyor da orada kurallara uyan hızlı gitmek istemiyor değil. O da hızlı gitmek istiyor. Ama toplumla bir takas yapmış. Biz ne yaptık? Ebeveynlerimizin sevgisi karşılığında ve bizi korumaları karşılığında arzularımızdan vazgeçtik. Takas ettik yani. Sevgi karşısında özgürlüğümüzden vazgeçtik. Yasa karşısında özgürlüğümüzden vazgeçtik. Özgürlük vazgeçilmiş bir şey aslında. Ama normalin dramı budur. Vazgeçtiğiniz bir şey, inandık, başkaları tarafından ihlal ediliyor. O zaman ne olur? O zaman şu olur. Psikologlar, psikiyatristler, sosyologlar, spor, işte onlar da gazetecidir ama kendilerine yorumcu diyorlar, niye bilmiyorum. Gazeteciler dedikodu yapmaya başlarlar. Yasayı tartışmaya başlarlar sürekli. Çünkü problem orada ya. Yani mesela programın adını ve maçı söylemeyeyim, kim oldukları ortaya çıkar. Ben bir tane program... Maç gösterilmiyor ha. Ya başka bir kanalda maç naklen yayınlanıyor. Maçtan çok seyredilmiş. Yani hakemi yorumlayan program maçın kendisinden çok seyredilmiş. Neyi tartışıyorlar? Bugünün yöneticilerine şunu söylüyorlar: artık yönetimden kuşkuluyuz. Ama bir ülkeden bahsetmiyorum. Dünyanın sisteminden kuşkuluyuz demek. Futbol o yüzden çok seyrediliyor. Çünkü mesela atletizmde bu olmaz. Yani takımın en kötü oyuncusu olsan bile bir gol atıp kahraman olabilirsin elinde. Herkese fırsat veriyor. Bir taraftan yasayı delme şansı veriyor. Bir taraftan da yasaya uyuyormuşsun gibi görünüyor.
Peki burada yasa dediğiniz için... O yüzden bir eğlendirme var. Özür dilerim. Böleceğim. Bir şey söyleyeyim sorunuzla ilgili. Buyurun, buyurun. Sömürgecilik dediniz ya. Ne değişti? Artık gelişmiş sistemler şunu fark ettiler. Bence şu anda Hollanda'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya ya bu şu anda işgal ettiğiniz topraklarda hala sizin sömürgeniz olan topraklardan vazgeçer misiniz dese dünden razılar. Hemen vazgeçerler yani. Hemen. Çünkü yük onlara. Bir de uğraşıyorsun Falkland Adaları'yla. Çünkü işgal edecek başka bir yer buldular. İnsanın arzusu. Onun arzusunu körüklediğinde zaten herkes bana çalışıyor diyor. Toprağı niye işgal etsin? Derdi yok aslında onunla artık. Mesela buna bilim de ayak uyduruyor. Sahte bilim de ayak uyduruyor. Örnek vereyim. 4 tane sendrom sayacağım. Sizler zaten biliyorsunuz da seyircilerimiz de bilecek. XYZ kuşağı. Bu ne? Uydurma. Direkt bireyi suçluyor. Biz bunu klinikte kullanmıyoruz. İlal Hanım da destekleyecektir. Yok öyle bir şey. Ve başka sendromlara örnek vereyim. Herkes biliyor bunu. Hubris sendromu. Neymiş efendim? Narsistik bilmem otoriter liderler toplumun başına çıkıyormuş, geçiyormuş. O yüzden biz böyle olduk. Hayır, yasa olmayınca kimi lider yapsan narsistik ve otoriterleşir. Direkt bireyi suçluyor dikkat edersen, salkı suçluyor. Efendim devam edelim. Stockholm sendromu. Stockholm sendromu ne? Siz size saldırana aşık oluyorsunuz. Hayır, yasa olmadığı için gücü eline geçirene onurumuzu korumak için boyun eğmek zorunda kalıyoruz. Bakın dikkat eden ihtiyaçlar hiyerarşisi. Maslow ne ihtiyaçlar hiyerarşisi? Biz ihtiyacımıza göre işte şey yapıyormuşuz. İnsan arzusu olan bir varlık. Gerekirse kendisi yemez çocuğuna yedirir. Tanrı'ya inanıyorsa Tanrı için bir ay oruç tutar. Dikkat ederseniz tanımların hepsi bireye indirgendi. Hep bireyler suçluymuş gibi. Çünkü bizi kontrol etmenin yolu mutlak özgürlük vaat ederek o özgürlükte suçluluk hissettirmek. Bedelini kim ödedi? Eliyle gol atan adam ödedi. Sistemin suçu nasıl ödedi? Kokain bağımlısı oldu, depresyona girdi, 60 yaşında öldü. Biz de aynı kaderi paylaşıyoruz. Maradona bize şunu anlattı. 21. yüzyılda hepiniz benim kaderimi paylaşacaksınız dedi. Başarılı olduğunuzda bile. 1986 Meksika Dünya Kupası Maradona'nın sonuydu. En başarılı olduğu zamandı, çok gençti ama böyle grafik şöyle aşağıya indi. Pekala, küreyi tersine çeviriyorum. Yani çok yasa sözcüğünü çok fazla tekrarladınız konuşmanızda. Peki bu kadar yasaya ihtiyacı olmayan, tabii yasadan anladığınız belki benim söylediğimle paralel bir şey olacak da, teamüllerle refah seviyesi daha yüksek olan toplumları nasıl izah ediyorsunuz? Bizim kadar yasa konuşmayan, bizim kadar yasaların üzerinde tırnak içerisinde tepinmeyen, teamüllerin işlediği topluluklarda. Çünkü sizin söylediğinize göre aksi bir örnek oluyor aslında bu. Yok, aksi bir örnek değil. Teamüllerin işlediği dediğimiz toplumlarda her şey belirlenmiştir. Onun dışına çıkamazsınız. Cezayı keser. Kırmızı ışıkta geçemezsiniz, araba geçmiyorsa bile. Çünkü yasa uygulayıcısının uymasını bekler. Bu bizim toplumumuzla ilgili bir şey değil. Yasayı uygulayıcı çiğnediği zaman dedikodu başlar, hakem tartışmaları başlar. Çünkü insan arzusunu yasayla takas etmiştir. Yasanın olmadığı bir yerde özgürlükten bahsedemeyiz. Özgürlük arayışından da bahsedemeyiz. Herkes suçluluk içinde kendi içine gömülür, kendi içinde boğulur. Dostoyevski'nin sözüyle en iyi o anlatıyor çünkü. Diyor ki Tanrı yoksa her şey mübahtır. Bu zaten baştan yanlış bir cümle. Tanrı yoksa bir şey niye mübah olsun, niye suç olsun? Yani ben Tanrı'ya inanmıyorsam suçun, yasağın ne alakası var benim? Bir Fransız psikanalist Lacan diyor ki Tanrı yoksa hiçbir şey mübah değildir. Tanrı olmasaydı o golü elinde atamazdın. Çünkü suçluluk seni yıkar. Atmışsan bile yıkılırsın. Bağımlı olursun, depresyona girersin, hastaneye yatarsın. Niye Arjantinliler Maradona'ya Dios diyor? Çünkü ancak buradan yırtabiliriz diyor. Bizim yasayı çiğnememiz kendimizin yok edilmesi demektir. Her zaman bireyleri tartışmayı reddedip yasaya sahip çıkmamız lazım. Bu bir aile ise aile hukuku. Ensest
Enses yasağına izin veremeyiz. Enses yasağı çiğnenirse bir ailede, orada aileden bahsedemeyiz. Toplumsal sözleşme çiğnenirse bir toplumda, orada devletten bahsedemeyiz. Topluluktan bahsederiz, toplumdan bahsedemeyiz. Bir dünyada Birleşmiş Milletler ikiyüzlü davranıyorsa, orada bir dünya hukukundan da bahsedemeyiz. Yasa çok önemlidir. Oturup kalkıp yasaya sahip çıkmamız lazım. Biz psikologlar, psikiyatristler, psikoterapistlerin bütün çalışması buna dayalıdır. Seans sırasını belirleriz, sıklığını belirleriz, uyuyor mu uyumuyor mu ona bakarız. Her şey oradan çıkar. Teşekkür ederim. Burada... Benden ne istiyor diye bakarız. Burada... Yani bir ahlak savaşçısı falan değiliz biz. Biz tamamen yasayla ilişkisi nasıl bu kişinin? Yasa yok diyorsa, yani babam yok, bu evin kralı benim diyorsa, biz ona psikotik diyoruz. Var ama yakalanmazsam uyarım diyorsa, ona da sapkın diyoruz. Ben cevabımı... Ay, mecburen uymak zorundayım, günahkar olurum diyorsa, ona da normal. Nasıl atmış olayım Agah Bey? Önce size, sonra Hilal Hanım'a döneceğim. Yani melodramlarla ilgili bir çelişki bulduğunu söylediniz. Evet, çelişkili gibi görünüyor. Ama melodramlarda baba vardır. İhsan örtüktür ve arkadan dolanmaya çalışır. Yani kendini aciz göstererek yasayı temsil edeni ikna etmeye ve onu delmeye çalışır aslında. Daha sakıncalı bir isyan biçimidir bu. Adını da koymaz. Hani Orhan Gencebay diyor ya, onun en önemli temsilcilerinden biri o. Kaderin böylesine filan filan, batsın bu dünya diyor. Batsın bu dünya derken açık isyan bu. Ama aslında hep boynu büküktür, kafası eğik durur hep. Ya da Müslüm Gürses'te. Zaten kimi seçmiştir? Hak baba diye Süleyman Demirel'i seçmiştir. Ama sonra Sezen Aksu uyarır, bu melodramlara öyle bir virgül koyar. Hiçbirimiz masum değiliz der. Sarsar. Ama Teoman noktayı koyar. Müslüm Gürses'te evet ya, hata yaptılar. Ne der Teoman? Bugün benim doğum günüm. Hem sarhoşum hem yastayım. Bir tabure, bar taburesi üstünde babamın öldüğü yaştayım. Bugün benim doğum günüm. Çünkü baba öldüğünde her şey parçalanır. Müslüm Gürses'in sesiyle duyun söylediğimi. Param parça diye gidiyor. Parçalanır. Enses yasağını çiğnerseniz aile parçalanır. Toplumsal sözleşmeyi çiğnerseniz aile parçalanır. Ben dünya adına bir şey söyleyemem. Ama Anadolu'da, Anadolu adına ya da Türkiye adına, içinde bulunduğumuz ülke adına çok umutluyum ve mutluyum. Çünkü bu ülkenin anayasası ve dili, dini bilim. Bilime çok önem veriyor. Mesela düşünebiliyor musunuz? Ben size teşekkür ederim. Hangi görüşten olursa olsun Türkiye'de kiminle konuşursan bilgi çok kıymetlidir. Biz bilgiyi seven bir toplumuz bence. Az okuyoruz, az biliyoruz ama biri yeni bir şey söylediğinde duruyor herkes. Çok seviyorum o yüzden burayı. Ben bu anlamda umutsuz değilim. Sadece dünyadaki ekonomik sistemin ve bu emperyalizmin ülkemize olan zararlarından bahsedebiliriz. Önünde sonunda yasaya, bilgiye sahip çıkan insanların olduğu bir ülkede. Düşünsenize biz bugün neler konuşuyoruz? Yani Türkiye'nin en seyredilen televizyonunda her şeyi konuşabiliyoruz. Ne kadar güzel bir şey. Kusurluluklar, sorunlar yok mu? Çok büyük problemler var. Bunları bilgiyle aşabiliriz diye düşünüyorum. Paramparça olmamak için Müslüm Gürses'e, Teoman'a kulak vermemiz lazım. Sezen Aksu'yu dinleyince utanmamız lazım. Eskiden manipülatif bir şekilde iktidarın, babanın arkasından dolanmaktan vazgeçmeliyiz. O yüzden o melodramları pek sevmiyorum. Teşekkür ederim. Melodrama gerek yok. Gerçek ortada. Bakın gerçek nerede? Bu programda değil. Spor programlarında. İnsanlar yana yakıla niye hakemi tartışıyor? Yana yakıla niye hile yapan futbolcuyu utandırmıyor, ayıplamıyor da? Toplumda bir çözülme yok. Sistemde bir çözülme var. Fırsatını bulursan kendinin yeni bir versiyonunu yaratabilirsin diyor. Kendinin yeni versiyonunu yaratmaya biz delilik diyoruz. Ancak deliler kendinin yeni versiyonunu yaratır. Evlenemiyor, çocuk sahibi olamıyor, iş bulamıyor. Daha iyisi çıkabilir diyor karşı. Ya 70 yaşına gelmiş, ne çıkacak artık? Bununla hayat geçer mi diyor. Hayatın bitmiş. Karar veremiyor. Yasanın olmaması ne kadar kötü. Çünkü seçme kültürü
seçme kültürü. Sen kendini seçebilirsin. Kendine ulaştığı o suçluluk yaratıyor. İnsan seçtiklerim sen ben niye bu kadar zavallı durumdayım diyor. Ne kadar başarılı olursa olsun. O zaman Maradona'nın elinin sahibi olan Maradona gibi dibe çöküyoruz hepimiz. Çok kıymetli bir adamdı Maradona. Bence dünyaya pek çok filozoftan daha çok şey anlattı. Duyarsak. Teşekkür ederim. Bölmek hiç istemezdim ama.